Birinci Viyana kuşatması Osmanlı'nın Avrupa'daki psikolojik sınırının çizilmesine sebep olmuştu. Türkler Avrupa'da ulaşabilecekleri son noktaya ulaşmış ve yeni cepheler aramaya koyulmuşlardı. Arap Yarımadası'na inilebilir, Kafkasya ve İran üzerinden Asya'ya gidilebilirdi. Batı Afrika ele geçirilebilir veya Hristiyanlığın kalbi Roma'ya gidilebilirdi. Kanuni tercihini İtalya üzerine yapmıştı. Fatih'in yapamadığını yaparak Otranto'ya çıkacak ve Roma'yı fethedip Alp Dağları'na ulaşacaktı. Edirne'ye gelen sultan ordunun toparlamasını emretti ve sınırdaki beylerbeylerine haber salarak Avusturya ve Safavi devletlerine karşı önem aldı. Vezir Lütfi Paşa ve Kaptanı Derya Barbaros Paşa denize açılan donanmanın başına geçerek Adriyatik denizine yöneldiler. Lütfi Paşa İtalya'ya hareketlenirken Barbaros Paşa seferin yapılacağı Arnavutluk sahillerine yöneldi. Otranto ve Kastoro'yu ele geçiren Lütfi Paşa kara ordusunun Alonya'ya varmasını beklemeye koyuldu. Korsanlar da civar limanları yağmalamaya koyuldu. Venedik'in savaşa katılması da uzun sürmedi. Korsanların batırdığı ticaret gemisini savaş sebebi sayarak Osmanlı'ya savaş ilan etti. Fransa'dan gelecek yardım da iptal olunca Süleyman seferin yönünü Korfu adasına çevirdi. Lütfi Paşa'ya haber vererek İtalya'da bulunan donanmayı Venedik adasına hareket ettirmesini bildirdi. Korfu'ya gelen donanma ilk çıkarmayı yaparak adayı kuşattı. Yardım göndermeyen Fransa hala Osmanlı'nın yanında bulunduğunu göstermek ister gibi 22 yıl önce kaybettikleri Milano'ya girdi. Süleyman adanın karşısına üs kurarak ikinci bir çıkarma emri verdi. Zincirlenen gemileriyle karşıya geçen ordunun 50 bin kişi olduğu yazılmıştır. Ama ne yazık ki ordunun bu Korfu manevrası çok zaman almış ve ordu içerisinde huzursuzluğa sebep olmuştu. Üstelik adaya yardım için bir donanma geleceği haberi de dilden dile yayılmıştı. Sefer mevsimi geçmiş ve Balkanlar şiddetli yağmurlar ve fırtınalarla cebelleşmekteydi. Kalede gerekler oluşturulmuş ama hendekler aşılamadığı için kaleye girilememişti. Zayiatın büyüklüğünü gören Kanuni, kuşatmada ölen 4 genci bahane ederek kuşatmayı kaldırdığı rivayet edilir. Kimi tarihçiler içinse bu nedenler az bulunarak Korfu kuşatmasının İtalya seferi için önemi olmadığı için kaldırıldığı söylenmektedir. Öyle ya da böyle kuşatma 11 günün sonunda kaldırıldı. Adeta buraya bir daha geleceğiz der gibi çevre adaları ve Ege denizindeki Venedik adaları fethedilerek payitahta geri dönüldü. Böylelikle İtalya defteri bir daha açılmamak üzere kapanmış oldu.